Habertürk Meteoroloji Mühendisimiz Hüseyin Özel. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş buldum Ela. Sağ ol. Sen nasılsın bu sabah, iyi misin? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Şimdi seyircilerimize soracağım. Mimozaların çalınması Hüseyin'i çok şaşırttı. Hüseyin sen, evet, dedim ona şaşırma. Benim ilginç hırsızlıklar listem var. En acayibini söyleyeceğim ama önce sana soracağım. En acayip hırsızlık ne senin bugüne kadar duyduğun? Yani çok acayip şeyler duyuyoruz tabii, haberlerde görüyoruz, hı-hı, ama mesela bir otomobilin dört lastiğini çalmışlardı bir gün. Sabah uyanınca bakınca kişi çok şaşırmıştı işe gitti. Yani bu bana çok hayatta, evet, garip geliyor. Benim için son seviye kardan adam çalmışlardı. Yahu yapsana, kar var her yerde. Kar, işte kar yok. Kardan adam kıymete bindi bu kış. Gerçekten batıda kar yok. İki sene önceki haber, dedim ki inanamıyorum. Kardan, evet, adamı alıyor bir güzel, burundaki havucu falan koruyup bagajına koyup götürüyor. Yani. Çocuğuna, yani, çoluğuna kardan adam. Peki. Biz hemen hava durumuna bakalım. Kar yok dedik ama her yerde mi yok? Bazı yerlerde doğuda yine kar yağıyor. Hızlıca tahminlere geçelim. Bugün Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu'da yağış görünüyor. Hafta ortasındayız. Hava sıcaklıkları artmaya bugünden itibaren başlıyor ama asıl cuma günü hissedeceğiz batı bölgeler için. Ancak doğuda hızlı bir ısınma yok. Doğuda cumaya kadar yağış sürüyor. Biz konuşurken Malatya, Elazığ, Tunceli arasında ve Erzurum'a doğru çıkan hat halinde kar var efendim. Yani karla karışık yağmur ve kar seviyesinde yükseklerde. Ancak Doğu Akdeniz'de yağmur sürüyor. Adana, Antakya arasında tam Körfez, bu çevrede yağmur etkili. İstanbul ve çevresinde sabah saatlerindeki bulutlar düne göre daha zayıf ve seyrek. Öğlen hava açacak ve hissedilen sıcaklıklar 13-15 derecelere yükselecek. Ama asıl bir cuma, cumartesi, pazar var ki, yani bu hafta sonu sıcaklıklar batıda 20 dereceye yükseliyor. Güneyde 22-23'lere çıkıyoruz. 20 dereceler Mayıs ayının mevsim ortalaması en yüksek sıcaklıklara yakın bir değer. Yani Mayıs ortasındaki sıcaklıkları bakın neredeyiz? Şubat sonu 2-3 ay önceden ölçüyoruz. Ama zaten 2023 dünyanın en sıcak yılı olmuştu. Ocak ayı da Türkiye'de yaşanan en sıcak Ocak ayı olmuştu. Şimdi bu kadar sıcağın içerisinde kar yağmadı batıya ama yağmurlu geçen günlerimiz oldu. Ancak bu yağmurlar da kesiyor efendim. Şimdi bir yağış tahminimiz var. O haritayı verelim. Gelecek 10 gün içerisinde bu ve diğer harita, bunu da gösterebiliriz. İşte o yağmurlu geçirdiğimiz sonbaharın haritasıydı. Peki gelecek 7 gün içerisinde bizi ne bekliyor haritasına bakınca, bu yeşil alanlarda ve hafif açık yeşil alanlarda yağış biriktirebileceğiz. Yani toplamda 20 milimetrelik yağış kıyı Ege'de, Akdeniz'de, biraz önce gördüğümüz Doğu Akdeniz deprem bölgesi ve Güneydoğu'da ve Doğu Karadeniz'de görünüyor. Ama bu yağışlar oldukça zayıf ve 7 gün içerisindeki toplam miktar olduğu için tek seferde bile şu kadar yağsa bir şehirde bir sorun olmaz, su baskını yaşanmaz. Yunanistan, İtalya tarafı biraz karışık. Hafta ortası gelecek, haftaya doğru pazartesi, salıdan sonra yine fırtınalar kopacak görünüyor şimdilik İtalya, Yunanistan arasında ama Türkiye daha sakin kalacak. Bunlar da gün içindeki en düşük sıcaklıklar bugün için. İstanbul 3-4 dereceye düştü ama İstanbul'un böyle çukur, vadi olan bazı semtlerinde soğuk hava nedeniyle böyle bir kırağı oluşumu gibi beyaz bitkilerin üzerinde sanki kar yağmış etkisi görebilirsiniz. Ama yollarda da dikkatli olun. Bu aslında kırağı değil, yağan şey ama zamanla işte o soğuğun çöktüğü yerlerde kristalleşiyor. Su buharı donabiliyor. Bu kuvvetli bir buzlanma değil, lokal olarak buzlanmaya dönük bir hava var Marmara'da. Ama hızlıca ısınıyor efendim. Saat 10-11'e kalmadan o hava açınca eriyecektir. Şu tablonun gelen 7 günün yağış tablosunun devamı da var. 15 günlük tahminlerde de ciddi bir yağış görüntüsü yok aslında. Hem İstanbul'a, hem Ankara'ya, hem de İzmir'e. Bu sıcaklıkların da 20 derecelere çıkmasıyla var olan mevcut kar örtüsü de eriyecek batıda ve doğu bölgelerde de. Yeni kar yağışları gelecek hafta görünmediği için Türkiye kış mevsiminin sert izinden çıkıyor diyebiliriz. Bu kış biraz kayıp bir kış oldu açıkçası. İstanbul ve özellikle Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Batı, Eskişehir, Ankara için. Ankara'da kar yağdı ama bir kez o da çok kuvvetli bir kalın bir örtü yapamadan ayrılmıştı. Şöyle kışın geneline baktığımızda bugüne kadar sadece Doğu Anadolu'da yaşandı ve Güneydoğu'da yaşandı ve Doğu Karadeniz'de yaşandı diyebiliriz. Halen kar var. Görüntüler oralardan beyaz beyaz içimizi açmıştı batıda biz kar beklerken ama yağmadı, sıcak gidiyoruz ve bu kış gelecek günlerde de yani bir 10 gün 15 gün kar görüntüsü maalesef yok İstanbul ve çevresinde. Bu eğer böyle biterse bu kış bizim yakın tarihimizin en sıcak kışı, en kar yağışsız kışı olacak. Ama zaten yeni şeyler hep ekstrem sıcaklıklar ölçtüğümüz için yeni şeyler beklemeliyiz belki de. Bu da yeni.
ve karsızız. Kardan adam çalan kişiyi şimdi anlamaya başladım anlattıktan sonra. Ama o zaman kar vardı Hüseyin, o yüzden şaşırtık kalmıştım. O zaman vardı. Düşünsene emeği çalıyorsun. Orada yani. Evet biraz emek hırsızlığı var ki ülkemizde yaygın. Ama şimdi yaygın... çalınsa yeridir değil mi yani? Evet şu an yeridir ama yine biz fikir vermeyelim. Tablo böyleydi. Isınacağız. Evet. Hafta sonu sıcak. Umarız tadını çıkartırız bu bahar havasının. Şimdilik elimizden bu geliyor. Seçim günü ne olacak ben onu merak ediyorum. 31 bakalım. Mart mı? Evet. 31 Mart'tan sonra umarım Türkiye'de iyi şeyler olur. Hele öncelikli olarak onu söyleyeyim. Hava nasıl olacak acaba? Ama erken daha erken konuşmak. Bakarız. Çok sert bir hava görünmüyor bugünlerde. Umarım insanlar da birbirine daha iyi davranır. Seçime evet. kadar olan süreci daha böyle stressiz geçiririz. Peki. Çok teşekkür ben ediyorum Hüseyin Öster. Görüşürüz. Renk kattın yani. Yine. Habertürk Meteoroloji Mühendisimiz Hüseyin Öster. Stüdyomuzdaydı. Kendisini uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz.